Herkese merhaba, ben Ece Köksal. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kim olduğumu ve neyi neden yaptığımı anlatacağım. 1991 yılında Ankara'da doğdum. Bu en önemli şey. Doğduktan sonra hayatımı Hülya ve Mustafa'nın kızı olarak sürdürmeye başladım. Hülya aslında turizm mezunu, emlakçı olmuş. Hayatın onu getirdiği yerlerden dolayı. Babam ekonomist ama işte aile işleri vesaire derken biz bir aile olarak, bir de Osman var ama benim abim var. Osman'la biz kedi köpek gibi uzun bir süre boğuşarak büyüdük aslında. Ben Milli Piyango Anadolu Lisesi'ni okurken garip bir seçimle Bilkent'te matematik okumaya karar verdim. Ama tam Bilkent'te matematik okumaya karar verdiğim zaman da annem bir rahatsızlık geçirdim ve doktor o zaman dedi ki annenizin işine devam etmesi onu daha zinde tutmak için iyi olacaktır ama tabii ki de yardıma ihtiyacı var. Tamam dedik, biz neden yapmayalım ve ben aslında üniversite hazırlığa geçtiğim zaman anneme yardım etmeye başladım. Ama ondan öncesine gelecek olursak, annen neden bu işe girdi, nasıl bu işe girdi? Annem turizmcilik yaparken yabancılara turlar yapıyormuş Ankara'da. Hatta yapıyormuş değil, ben küçükken bayağı annemle Kapadokya'ya, Antalya'ya, Amasra'ya, oraya buraya turlara gidiyordum. Çok eğleniyordum. Elimde mikrofon, otobüste sürekli insanları taciz ediyordum. Annemle turlara giderken insanlar anneme söyleniyorlar. Mutsuzlar çünkü. Neden mutsuzlar? Yaşadıkları evden, evdeki eşyalardan. Çünkü bu insanlar yabancı oldukları ve Türkiye'ye geldikleri için eşyalı bir ev tutmak onlar için en pratik olan oluyor. Ama mutsuz oldukları için de anneme diyorlar ki Hülya biz böyle böyle evlerde yaşıyoruz ve çok mutsuzuz. Annemin de aklına bir fikir geliyor. Aa diyor, ben bu insanlara yardım edebilirim. O zaman diyor ben onlara boş ev tutturayım, kendim de eşya döşeyim diyor. Yani böylelikle annem hem emlakçılığa hem de bir nevi iç mimariye ya da işte mobilya kiralama işine girmiş oluyor. Tabii bu dönemde ben de hep yanında olduğum için aslında annemi izleyerek büyüdüm. Ve izleyerek büyürken izlemekle kalmadım, şımarıklık yaptığım çok olmuştur. İşte atıyorum bir evde yaşarken bir müşterisinin evine gitmişizdir. Ah anne ben bu siteyi çok beğendim, burada yaşamak istiyorum falan demişimdir. Ve şans her zaman bizim yanımızda olduğu için sağ olsun Allah'ım. Bir şekilde onu başardık ve hep benim istediğim, hayal ettiğim bir evden bir eve, bir evden bir eve geçtik. Yani aslında normal bir insana kıyasla çok fazla ev değiştirdik. Böyle evden eve, evden eve geçerken ve annemin müşterilerin hayatlarının nasıl ilerlediğini görünce ve mutlu olduklarını, annemin onlara sağladıkları imkanlarla ben de ister istemez esinlendim ve annemin yaptığı işe hayranlık duyuyordum tabii ki de. Ama hani hayal ettiğin şey bu muydu, emlakçı mı olmaktı? Hayır, alakası bile yok. İşte Milli Piyango Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra Bilkent'te matematik tek tercih yaparak girdim. Yani inanın en ufak bir fikrim yok. Neden tek tercih yaptım? Neden altına başka hiçbir şey yazmadım? Ki benim Türkçe hocam ve matematik hocam benim matematik okumamak için ikna etmeye çalışmıştı. Benim çok daha sözel bir tarafımın olduğunu düşündükleri ve daha başarılı olacağımı düşündükleri için. Ya Ece boş ver sen bunu okuma. İşte Türkçe hocam benim hukuk okumamı istiyordu. Matematik hocam ya boş ver Ece sen matematikçi olamazsın. Masa başı sıkılırsın tarzı bir konuşma yapmıştı. Ama tabii ki hayattaki en önemli özelliğim inatçı oluşum. Yani canım bir şey yapmak istiyorsa ya da ben bir şeyden eminsem onu karar veriyorum ve yapıyorum. Aslına bakarsan bu çok da iyi bir özellik değil. Çünkü hani inat etmek tabii ki de istediğin bir şeyin peşinden giderken seni oraya götürebiliyor. Ama çevrendeki insanların söylediklerine kulağını kapatmak bir nevi seni bazen hani daha iyi bir yere gidebilecekken alıkoyabiliyor. Ya annemi babamı hiç kimseyi dinlemedim kısacası. Üniversiteye girdiğim yıl, o da Allah'tan, annem bir rahatsızlık geçirdi. Ve o hastalandığında doktor dedi ki annenizin işine devam etmesi onun için çok daha iyi olur. Hani zinde kalması açısından. Biz de dedik ki tamam tabii ki de yardımcı oluruz. Neden olmasın? Önemli olan orada annemizin tabii ki de sağlığı en başında ama daha sonrasında gelecek dönemde onun mutluluğu ve yaptığı şeye devam edebilmesi bizim için çok önemliydi. Ve ben üniversite hazırlığa geçtiğimde annemin yanında çalışmaya başlamıştım. Hiç unutmuyorum Siemens'e bir mühendis grubu geliyordu. Ve atıyorum 7 ya da 8 kişi aynı anda ev kiralamak istiyorlardı eşyalı. Annem dedi ki tamam sen ilgilen. Zaten hani ilgilenecek bir hali yoktu açıkçası o ilk dönemlerde. Bir anda 7-8 kişiyle buluştum derken bunlara ev kiraladım. Allah'ım hepsi çok mutlu yaşadıkları yerden hepsinin istediği şeyi sağlamış. Ben de çok mutlu oldum haliyle. Hani ilk
gerçek paramı kazanmışım. Hani annemin müşterilerinin yabancı olanların çocuklarına küçükken baktığım oluyordu bu arada. Ama hani onu sayamazsın tabii ki de. Bir de bizim kültürümüzde öyle çok küçük yaşta aman çocuk çalışmasın, yorulmasın mantığı olduğu için benim orada çalışmaya başlamam bana çok büyük bir haz vermişti. O yüzden herkese öneririm bu arada aslında. Yani kaç yaşında olursanız olun. Hani ben daha küçüğüm okuyorum işte gidip garsonluk mu yapacağım onu mu yapacağım diye düşünmemenizi tavsiye ederim. Ne yapıyorsanız gerçekten sizin için fayda bu hayatta. Hani yaptıklarımdan utanmam da ancak yapmadıklarımdan utanırım gibi bir kafa yapısı var şu anda. Şimdi konuya geri dönecek olursak annemin yanında çalışmaya başladım. Ve hazırlıktan sonra tabii üniversiteyi bitirene kadar geçen dönemde annemin yanında çalışmaya devam ettim. Annemin müşterilerini de tanıştım. Bunların hepsi diplomatlar oluyor genelde. Her zaman bir bakış açıları vardı hayata. Herhalde hani sürekli devlete bağlı çalıştıklarından ve bir yerden bir yere atamayla gitmek zorunda oldukları. Hiç unutmuyorum, bir tane müşterisinin kocası demişti ki bana, Ece hani hayatta ne olursan ol, kendi işini yapmaya çabala. Çünkü kendi işini yaptığında asıl özgür hayatı o zaman yaşamış olursun. Kendi kölen olabilirsin ama başkasının kölesi olmandansa kendi kölen olman daha iyidir demişti. Gerçekten öyle. Hani kendi işini yaptığında günün sonunda sen ne kadar çalışıyorsan o kadar kazanıyorsun. Ben de onu gerçekten mantıklı buldum, onun o düşüncesini. Üniversiteden mezun olduktan sonra açıkçası zaten üniversite okurken daha hocalarıma hak verdim. Ben gerçekten matematik okumamalıymışım dedim. Bazen gerçekten bilmeden bir karar verebiliyorsunuz. O yüzden durup düşünmek daha iyiymiş. Onu da anladım aslında. Bir soluklanayım mı? Tabii şöyle bir şey yaşandı. Ben üniversiteden mezun oldum. Matematik mezunuyum. Matematikle ilgili en ufak bir şey yapmak istemiyorum. Ve aslına bakarsanız hayattaki gerçekten bana en keyif veren şey ev. Nasıl ev? Hani evin içinde vakit geçirmek mi? Hayır, öyle bir şey değil. Ama bir evin gerçekten bir insanın psikolojisi üzerinde, hayatı üzerinde çok ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. Ben mesela güneşli bir güne uyanmadığımda kendimi daha depresif hissediyorum. Bu durumda benim evimin mutlaka sabahları güneş alıyor olması lazım ki ben güne mutlu başlayabileyim. Evet, belki çok küçük bir şey psikolojiyi nasıl etkileyebilir ama etkiliyor. Sizinkini de etkiliyordur. Kimisi vardır. Aslı aydınlık bir yerde uyuyamaz, uyumak istemez. Yorgun uyanır. Onun da mesela loş bir eve ihtiyacı vardır. Sen mesela küvette yatmayı hayal ediyorsundur. Ben asla öyle bir şey sevmem. Duş almayı hayal ediyorumdur. O zaman o evde aradığım şeyi yine ona göre ayarlamam lazım. Ben balkonsuz bir yerde çok bunalıyorumdur. Daha klostrofobik geliyordur o evin içinde durmak. Sen de belki balkondan gerçekten hiç haz etmiyorsun ama bahçe çok seviyorsun. Hani bu tür şeyleri düşündüğün zaman aslında evet gerçekten evim benim modumu etkiliyor diyebilirsin. Ama çoğu insan gerçekten ne aradığını bilmeyerek ev arıyor ya da ev seçiyor kendisine ve zaman içerisinde orada yaşadıkça aslında ne kadar kendine gereken şeyleri sağlamadığını düşünmeye başlayabiliyor. O yüzden ben annemin yanında da çalışırken her zaman insanlara öncelikle neyi istediklerini, hani kaç odadır, odur budur değil bu sadece. Banyosu nasıl olsun, mutfağı nasıl olsun, bu detaylara önem vererek öncelikle onların ne istediğini anlamaya çalışıyordum. Gerçekten bir insanı anladığınız zaman ona istediği şeyi verme ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor. Horoz muydu? Karşınızdaki insanı mutlu ettiğiniz için o da sizi çevresindeki diğer insanlara öneriyor. Ve önerildiğiniz zaman zaten müşteriler size gelmeye devam ediyor. Ki bu zaten bu işin güzel tarafı. Bir insanı mutlu ediyorsanız ev en basit ihtiyaç ve çevresinde illaki buna ihtiyacı olacak insanlar olacağı için size öneriyor ve bu şekilde işiniz çoğalıyor aslına bakarsanız. Konudan bir türlü gelemedim. Evet, az kaldı. Üniversiteden mezun oldum. İstanbul'a taşındım. Neden? Çünkü hep İstanbul'da yaşama hayalim vardı. Yazlık bir sürü çocukluk arkadaşım vardır siteden, Aydınkent'ten. Hani birçoğu İstanbul'da yaşıyordu ve ben her zaman liseden beri onların yanına gidip geliyordum. Ve İstanbul'da yaşamak tabii ki hayalimdi. Çok deniz aşığı bir insanım. Oranın havasını, suyunu, her şeyini daha çok sevdim. Hani Ankara senin için ne ifade ediyor dersen sadece aile. Başka inanın en ufak bir duygusal bağlantım yok Ankara'ya dair. Ah şurası çok güzel, şuraya gitseydim de otursaydım gibi bir hayalim olmadı. O yüzden hani okul bittiği gün ben daha yazlık valizimle evden çıkıp ben bir daha gelmem buraya dedim. Nitekim o yazın sonunda ben İstanbul'a, abim orada yaşıyordu zaten, gidiyorum. Ve İstanbul'da bir şekilde hemen kendime bir iş buluyorum. Hani mesleğimle alakasız bir iş. Etkinlik pazarlaması üzerine.
bir işe giriyorum. Ve o şirkette tabii hani pazarlama, bunlar nasıl oluyor? Hani insanlara ulaşması, bu pazarlama tekniklerinin vesaire diye düşünürken diyorum ki ben hani madem tam pazarlamaya da yöneleceksem pazarlama üzerine okuyayım. Zaten hayalimde de hep şu vardı. Yani yurt dışında bir yaşama deneyimi nasıldır acaba? Hani oradaki hayat nasıldır? Oradaki insanlar nasıldır diye düşünüyordum. Ve bunun üzerine ben UCLA'de pazarlama programına başvurdum. O şirkette 7-8 ay çalıştıktan sonra. Belki o kadar bile çalışmamışımdır. Ve başvurumu yaptım. UCLA'nin pazarlama programına girdim. Böylelikle işten çıktım ve Haziran ayının başıydı. Ben Amerika'ya gittim. Ay hiç unutmuyorum. Los Angeles'a indim. Kuzenim geldi beni almaya. İşte beraber ev tutacağız falan. Çünkü Amerika'da ev tutabilmeniz için aslında bir kredi skorunuzun olması lazım. Ve benim hiçbir şeyim yok tabii ki de yani. Gökyüzünden böyle inmiş bir insan hakikaten. Sağ olsun kuzenim beni karşıladı. Başka bir şehirde, Miami'de yaşamasına rağmen oradan 5 saat uçarak geldi. Beni karşıladı ve 5 günümüz vardı. Hiç unutmuyorum. Orange County diye bir yer var. Orada bir arkadaş yaşıyor ve onu ziyarete gittik daha ilk akşam. Ben oturdum böyle bir kaldırıma. Daha o zamanlar sigara içiyorum. Kötü alışkanlıklarım var. Allah'ım ne olur yeniden başlamayayım. Oturdum diyorum ki kendi kendime. Ay burası böyle değişik bir yer. Farklı bir gezegene gitmişim gibi. Hani hiçbir şey görmemişim bu arada. Yani sokakta ne bir insan var ne bir şey var. Ama hissi çok farklı. Yani hani Avrupa gibi değil. Çok uzaktayım. Onun hissi var falan derken. İşte birinci, ikinci, üçüncü gün kuzenim sağ olsun beni çok güzel gezdirdi. Hani biz ev mi arıyoruz, gezmeye mi gitmişim dersen gezmeye gitmişsin sen ya derdiniz herhalde. Ama şans eseri, tabii ben Santa Monica'da yaşamak istediğimi de bildiğim için 5. gün evimi tuttum ve aynı gün eşyaları aldık, monte ettik falan derken kuzenim gitti ve ben Amerika'ya gittiğimin 6. günü tek başıma kendi evimde yaşıyordum. Bu gerçekten zor, yapması zor bir şey. Ondan bir hafta sonra işte gittim arabamı falan aldım. Arabamı aldım, Robert abi vardı. Robert abiye dedim ki, Robert abi benim çalışmam lazım, nerede çalışabilirim? O da dedi kartlar falan var. Kartlar da işte böyle nasıl anlatılır? Hani böyle duran ve sizin gibi bir şeyler aldınız diye. Yani orada yapacağım bir şey yok, sadece duracağım açıkçası. Hani onu istemedim, yani başka bir şey olması lazım. Ama dedi dur bir dakika, bizim Jaifler var. Jaifler dediği de işte Jaif abilerin orada kahvaltıcısı var Ali Can ve Jaifi abinin. Ben de dedim ki tamam olur. Hadi arayayım ben Jaifi abi. Jaifi abiyi aradım. Dedi ki bizim de tam birine ihtiyacımız vardı. Atla gel. Arabam da var. Atladım gittim. Bir de Türk kahvesi ikram ediyorlar. Çünkü Türk kahvaltıcısı. Mama's Secret diye bir Türk kahvaltıcısıydı. Ben de tabii tanımıyorum, etmiyorum ama yine de böyle bir mutlu oldum, sevindirik oldum. O da dedi ki bizim bir hostese ihtiyacımız var. Hostesin ne olduğunu açıkçası tam olarak bilmiyordum o zaman daha. Ama işte ne iş yaptın daha doğrusu? İşte yeni gelenleri karşılıyorsun, rezervasyon alıyorsun, işte menülerini veriyorsun vesaire vesaire. Hani hangi masaya oturacağına karar veriyorsun. Çok da önemli bir iş değil açıkçası. Ama dedim ki tabii ki de olur falan. Oturdum hani çalıştırıyor hatta işte şu masa şurası masaların numaraları var. Derken ertesi gün oldu ben çalışmaya başladım. Başlayış o başlayış. Gerçekten orada kazandığım paralarla çok güzel tatillere gittim. Bu arada çalışmaya başladığımın birinci günü. Telefon çalıyor. Ben de rezervasyon aldığım için telefonu açıyorum. İşte buyurun Mama's Secret nasıl yardımcı olabilirim? Telefonun karşısında bir ses. Bu arada ben İngilizce konuşuyorum tabii. Ece neredesin? Ne yapıyorsun? Nasıl bizden habersiz böyle bir şey yapıyorsun? Anne çalışıyorum. Tabii ben çok etik çalışan bir insan olduğum için. Telefonu da arabamda bırakmışım. Hani cebime bile koymamışım. Tabii annem beni arıyor, ulaşamıyor. Arkadaşımı evime yolluyor. Zaten 3 tane arkadaşım vardı gittiğimin 15. 20. günü. Derken arkadaşım bir tanesinden öğreniyor ki ben öyle bir yerde çalışıyorum. Arıyor orayı ve beni buluyor. Yani böyle bir olay yaşanıyor. Ondan sonra kızmıştı bana hatta. Hani biz seni oraya oku diye yolladık. Kendini niye böyle bir şeyin içine sürüklüyorsun, niye yiyorsun? Anne dedim sıkılıyorum. Hakikaten de sıkılıyorum yani. Haftanın 3 günü dersim var. Sonuçta hani mezun üniversitede de okumuyorum o anda. Dedim ki yapacağım yani. Hatta kızmıştı bana. İyi o zaman kiranı da kendin öde falan. Hayır anneciğim dedim. Bununla hiçbir ilgisi yok. Ben bunları işte tatile gideceğim. Bunu yapacağım. Hani size ekstra masraf yaratmadım. Bilmek için yapacağım. İyi tamam falan dedik. Gerçekten hayatımda yaptığım en güzel şeylerden birisi diyebilirim. Daha sonra bu arada garsonluğa terfi ettim. Çünkü bakıyorum şimdi hosteslik yaparken. Ya bu garsonlar düzgün yapmıyorlar. Masaları düzgün temizlemiyorlar falan diyorum.
Bu arada garsonlar temizlemiyor, affedersiniz. Ama hani çok kalabalık oluyor. İşte bu masanın daha siparişi alınmadı, o olmadı, bu olmadı diye her şeyi böyle takip edip eleştirir hale geldim. Onun üzerine dedim ki Ali Can, ya ben garson olmak istiyorum. Yani bu iş daha iyi yapacağıma inanıyorum falan. Dışarıdan konuşması kolay. Bir şeyler oldu falan derken tamam ben, hadi garson ol dendi ve ben garsonluk yapmaya başladım. Şimdi garsonluk yaparken çok komik. Hani eleştirdiğim şeylerin o kadar da kolay olmadığını gördüm. Hani oraya git, kahveyi hazırla. İşte bu arada bir yandan da şey öğreniyorum. Latte yapayım, onu yapayım, bunu. Yani restoranda sonuçta servis ediyorsun öyle ya da böyle. Bir yandan müşterilerin içeceklerini hazırla, bir yandan sipariş al falan. Gerçekten garsonlara saygım sonsuz, sevgim sonsuz. Bir yandan mutfakta her zaman ego savaşı veren bir aşçı vardı. İşte dünyayı kendisi yaratmıştır her zaman. Ve o aşçıya siz gidip herhangi eleştirel bir yorumda bulunamazsınız. Ama bakın işte mesela dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer bir restorana gidiyorsanız yemek kötü diye garsona kızmayın. Çünkü yemeği garson hazırlamıyor. Ve siz yemek kötü diye garsona kızdığınızda aşçıdan genelde garson o kadar korkuyor ki gidip ona hiçbir şey söyleyemiyor. En iyi yapacağınız şey, eğer gerçekten eleştirmek istiyorsanız gidip mutfağa aşçıyla birebir konuşabilirsiniz. Bu da böyle. Ben çalışmaya başladım, gezmeye başladım, okumaya başladım. Çok güzel. O arada arkadaşlarım, bayağı bir arkadaşım, Türk olan bir gruptan bahsediyorum. Herkes Green Card'a başvuruyor. Dediler ki Ece senin de başvurman lazım. Ya dedim hani Green Card ne? Benim için Green Card gerçekten bu web sitelerine girdiğiniz zaman pop-up olan böyle scam falan diyorum, yani sahte herhalde diyorum. O kadar hani Green Card'ın gerçek olduğuna dair bir bilgim yok ya da umurumda olmamış, bakmamışım bile. Ondan sonra onlar dediler ki hayır çok kolay, bak hani başvur göreceksin. Nesi diyorum, çok kolay, uğraşamam ben belge doldurmakla falan. Yok dediler, 5'e 5 fotoğraf koyuyorsun, adını soyadını yazıyorsun, bu kadar. İyi tamam dedim, yani oturdum bir arkadaşımla bizim evde başvuru yaptık. Hakikaten dedikleri kadar çok kolaymış başvuru yapması bu arada. Aradan aylar geçti. Abim var Los Angeles'ta. Salonda tavla oynuyor. Kapı çalıyor. Bam 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 falan. Kapıda açık gir falan dedim. Bir anda işte 3-4 arkadaşım içeri girdi. Dediler ki lanet olsun bize Green Card çıkmadı. İşte bu sefer de çıkmadı. Artık kaç seferdir başvuruyorlarsa. Çünkü o Green Card'a başvurmaya başladığında benim anladım. Çıkana kadar başvuruyorsun. İşte çıkmazsa ömür boyu çıkmamış oluyor. Neyse bunlar geldiler. Çıkmamış bilmem ne deyince bana dediler ki hadi sana bakalım. Ya dedim durun bir dakika, tavla oynuyorum. Hayır hayır şimdi bakalım. Yani ben kıpırdamam şu anda yerimden. Osman hile yapar. Biliyorum ben gidersem laptopumu almaya. Gittiler laptopumu getirdiler. İşte böyle iyi açtım, tamam hadi bakayım falan diye. İşte bir tane böyle kod vermişler ondan aylar önce. İşte onu telefonu Allah'tan çekmişim. Yazdım baktım derken bir baktım you have been randomly selected. Yani diyor ki işte şansına seçildin diyor kısacası. Hakikaten de şansına seçildim. Bu arada burnum akıyor. Burası soğudu birazcık. Green Card çıktı. Anneme dedim. Anne dedim bana Green Card çıkmış. Bu arada heyecan sıfır bende. Ama onlar nasıl mutlular arkadaşlarım. Aa Ece'ye Green Card çıkmış falan. Aa bana Green Card çıkmış. Yok yani öyle bir his yok. Anneme dedim. Anne bana Green Card çıkmış. Dedi. Yani dedim. Yani dedi. Yani dedi biz kızımızı büyüttük, yetiştirdik, ne yani dedi. Şimdi Amerika'da yaşamaya hak kazandı diye hani dans mı edeyim, nasıl sevineyim dedi. Çok hak veriyorum sana anneciğim dedim, kapattım telefonu. Hani arkadaşlarım kendi ailelerini arayıp haber vereceklerdi. Artık hani bir heyecan falan duymak için inanamadılar, nasıl heyecanlanmıyorsun falan. Nitekim benim kafamda vardı yani, normal çalışma hakkım falan da olacaktı okulu bitirdikten sonra. Ama okulu bitirdim ben. Önce Türkiye'ye tam bir dönüş yaptım. Evimi kapattım, arabamı sattım falan. Ama Green Card sürecine başladım yani. Başvurularımı yaptım vesaire vesaire. Yani Türkiye'deyim o arada. 22 Şubat'ta onaylandı Green Card'ım, tam elime geldi. O zaman ben hani dedim ki tamam Amerika'ya gidiyorum. Sonuçta orada zaten bu arada ilk giriş yapmam gerekiyordu. Annem dedi ki önce acaba Miami'de yaşayabilir misin? Çünkü Miami, Los Angeles'ın 1/4 fiyatı falan evler. Hani çok daha ucuza, çok daha güzel evlerde yaşayabiliyor. Kuzenin de orada falan dedi. Haklı. Tamam dedim, deneyeceğim. Ben gittim 2-3 ay Miami'de, belki o kadar kalmamışımdır. Ama kaldım. Sonra baktım hayatı sevmedim orada. Yani ben Alanya gibi diye dalga geçtiğimde insanların benimle dalga geçiyormuşum gibi konuştuklarını hissediyorum. Ama alakası yok. Hakikaten aşırı nemli bir havası var. Bir de tropikal bir iklim olduğu için mesela böyle günün değişik saatlerinde bir anda yağmur yağmaya başlıyor. Markete giriyorsun, klima donuyorsun, böyle dışarı çıkıyorsun, böyle vıcık vıcık bir hava. Derken zaten yılda bir kere mutlaka kasırga geliyor. İşte o sahil şeridinde bir kapanıyor. İşte insanlar kendilerini korumak için kasırga moduna geçiyorlar falan.
Yani ben böyle psikolojide yaşamak istemedim. Los Angeles bildiğim bir yer, sevdiğim bir yer. Orada biraz da tabii çocuk fiyatı kendimde yani. Hani iki kişi de olsa tanıdığın, sonuçta tanıdığın insanlar var. Ve o değere biniyor dünyanın öteki ucundayken. Saçım düzgün duruyor mu? Dünyanın öteki ucundayken. O yüzden ben Miami'de kaldıktan sonra Los Angeles'ta uçtum. İşte hayatımın en mutlu zamanı o zamandı zaten. Tamam dedim, her şey çok güzel yoluna gitti ama bir dakika sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Ben hakikaten yani birinin yanında çalışmayı sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Ya birinin yanında çalışmak demek aslında hep onu mutlu etmeye çalışmak demek. Ama ben kendimi mutlu etmek istiyorum hayatta. Ben kendimi nasıl mutlu edebilir mi düşünmeye başladım. En çok yaptığım şey, en çok zevk aldığım şey taşınmak. Benim en mutlu halim mesela bir yerden bir yere giderkenki halimdir. Evden eve giderken, işte bir şehirden şehire giderken falan çok mutluyumdur. O yüzden diyorum ki emlak işi yapacağım ama nasıl yapacağım? Emlakçılık yapmak için orada tabii ki de bir lisansa ihtiyacım olduğunu öğrendim. Ve lisansın her eyalet için farklı olduğunu. Çünkü her eyaletin yasası farklı olduğu için hukuki açıdan senin yaşadığın eyaletin yasalarını bilmen ve ona göre emlakçılık yapman lazım. Ben de tabii ki de Kaliforniya için olana çalışmaya başladım. İşte o lisans için sınava girdim, emlak lisansım için. Sınava girdikten ve geçtikten sonra da Coldwell Banker'da çalışmaya başladım. Onun kararı da ayrı bir süreç tabii ki de. Çünkü hani Türkiye'dekinden çok daha farklı satış, kiralama, sözleşmeler, her şey çok daha ciddi, çok fazla bağlayıcılığı var. Ve Amerika'daki insanlar birbirlerine dava açmayı çok seviyorlar. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Hani birine karşı bir söz söylerken. Yani atıyorum hani çok basit bir şey belki ama evin iki balkonu vardır dersin, bir balkonu vardır. Ve öyle aldığını düşünür mesela. Sana dava açabilir bundan dolayı yanlış bilgi verdiğin için. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Amerika'da emlakçılık yapmaya başladıktan sonra da işte hani yine Türkiye'ye gittim geldim, yazları geldim, anneme yardımcı oldum. Tabii bu ne zamanlık bir süreçten bahsediyorum. İlk Amerika'ya gidişim aslında 2015. Yani çok uzun bir zaman oldu. Hayır olmadı. 5 yıl olmuş. Ki aslına bakarsan bu 5 yılın içinde belirli zamanlarda hep Türkiye'deydim. Özellikle yazları annemin işleri çok yoğun olduğu için. Ben de hani onları da çok özlediğim için geldim, burada kaldım, çalıştım, ona yardım ettim, tatil yaptım. Ay canım annem, teşekkür ederim. Gerçekten çok şanslıyım annem ve babama sahip olduğum için. Bir insanın hayatında arkasında durmasına ihtiyacı olduğu iki insan var. Birisi anne, birisi babadır. Kardeşim var sağ olsun. Kendisi de kedi köpek gibi büyüdük ama onun da varlığı yine bana hep mutluluk verir. Yani hayat açıkçası sizi nereye götürürse götürsün, kalbinizde taşıdığınız insanlar sizin en yakınlarınız oluyor. Hani gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız, başka ülkelerde yaşamak istiyorsanız bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama benim için en zorlu olan şey sevdiklerimin, anneannemin, annemin, babamın burada oluşu. Ve bundan dolayı benim onları aşırı özlemem. Ama yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hani her insan da ailesine bu kadar bağlı olacak diye bir kaide yok ya da bu kadar özleyecek diye. Ben çok özlüyorum. O yüzden aslında hayata dair şöyle bir hayalim var. Hani hem Amerika'da hem Türkiye'de bir işim olsun ve ben ikisi arasında gidip gelebileyim. Aslında emlak buna bakarsan çok uygun bir iş. O yüzden zaten hani Ankara'da bir ofisimiz var. Benim bir hayalim var şimdi. İşte inşallah bu korona salgını da bittikten sonra İstanbul'a da bir ofis açmak istiyorum. Şimdiden aklınızda bulunsun. İstanbul'da ev kiralamak istersiniz, satmak istersiniz. Kendinizi sınırlamayın. Beni arayabilirsiniz her zaman. Hani her yere yetişebilecek bir enerjim olduğunu düşünüyorum. Yeter ki hani iş olsun ve ben bir şeye koşabileyim. Tabii ki iş öyle kolay olmuyor, hele ki Amerika'da. Çünkü bir çevrem yok öncelikle. Ve çevren olmadan girdiğin bir işte tutunmaya çalışmak çok daha uzun zaman alıyor. O yüzden yine onu da aklınızda bulundurun. Hani yurt dışına gittim hemen bir iş bulurum yaparım. Mutlaka yanınızda en az 1-2 yılınızı geçirebileceğiniz kadar paranız olması, bunalıma girmeyecek bir psikolojinizin olması çok önemli. Yalnızlık her zaman vurabilir. Şeyi görüyorsunuz mesela hani hastalanıyorsun, günü geliyor, kimse yok yanında. Hayatın her zaman güzelliklerini gösteriyoruz belki birbirimize. Çünkü bu sosyal medya, yeni dünya bize buna sürüklüyor. Ya da işte ne kadar depresifsin demesin diye insanlar sanki hep çok mutluymuşuz gibi yapıyoruz. Ama hani belki de bu korona salgını, işte sağlık sorunları vesaire derken gerçekten şunu fark etmemiz gereken bir zamana gelmişizdir. Önemli olan insan olmak, sevgiyle doğmak. Hani
içinde ne varsa his olarak, iyisiyle kötüsüyle bunu kucaklamak. Ama hani kimsenin arkasından kötü konuşmamak, hani negatif olmamak, bunlar zaten güzel olan şeyler. Oluyorsa ona da kabul. Sadece hani nasılsak öyle olalım, ama Mevlana'nın da dediği gibi. Başka söyleyeceklerim bu kadar. Ya bir sorunuz varsa, inşallah yoktur ama. Çünkü çok uzun anlattım zaten. Ha, babam Elazığlı. Bak onları da söyleyeyim. Sonra baban nereli falan. Hani aslen nerelisiniz derlerse. Aslen Elazığlıyız. Ah bu arada şu koronadan korunmak, maske. Bunlarla ilgili size babamı tanıtmak istiyorum. Babam bir video çekiyor ve bu video viral oluyor. Her yerde karşımıza çıkıyor. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'a koydum. Komik bir şey yani, paylaşmak istedim. Birileri almış oradan. onlar paylaşmış. Ben bu videoyu babamla kapatmak istiyorum. Arkada sesi gelen de annem. Yani onlarla da en azından küçük bir etkileşimimiz olmuş olur. Yani komik bir ailede yaşıyorum kısacası. Canım arkadaşım Ülkem'in lafı geldi aklıma. İşte siyah beyaz yin yang, işte her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik. İnşallah Allah da size böyle bir hayat verir. Her mutsuzluğun sonu mutluluğa bağlanır. Her gözyaşının sonunda kahkahaya döner. Ya bir şey söyleyeceğim, ne olursa olsun rica ediyorum beni taşlamayın. Taşlanmayı hiç sevmiyorum. Seni taşlasam sen de sevmezsin. Öpüyorum. Oh, hadi bay bay. Ah, bir dakika. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum yazmayı, ellerinizi yıkamayı ve evden çıkmamayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay. 5 versiyon verdim. Videomu beğenseniz de beğenmeseniz de beğenmeyi. 3, 2, 1. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, ellerinizi yıkamayı. 35 kere bay bay demiş, abone ol demiş falan demiş. Aboneleri kaybediyormuş. Vazgeçtim, olmuyor. Allah aşkına güneşe girelim. Şimdi bak, iki tane bacağı var. Bu bacağının bir tanesini şu kafamdan geçirdim. Şu ikinci bacak boşta. Bunu arkaya alıyorsun. Boşta kalan bacağı böyle kafana geçiriyorsun. Ondan sonra bu altta kafana geçirdiğin bacak bölümünü şöyle alıyorsun. Bitmedi daha. Böyle bir peçete, tuvalet kağıdı ne varsa bunu da getiriyorsun. Şuraya koyuyorsun. Enfekte olmuş bir kağıt tabii ki. Şıkkanı tamamen. Ne enfektesi be? Şu daha yeni, taze. Kağıt da daha çok evet, kalıyor. Sonra, sonu daha bitmedi. Gözlüğünü de takıyorsun. Tam koruma. Herkese tavsiye ediyorum. Bay bay.